Ondan sorumluluk sahibi çocuklar yetiştirmek. Biz tanıtımımızda da bu cümleyi çok kullandık. Sanıyorum çocuk yetiştirmenin temelinde en kıymetli şeylerden birisidir çocuğa sorumluluk bilincini aşılamak. Kesinlikle. Nasıl başaracağız hocam? Evet. Ee, onunla ilgili aslında madde madde bir şeyimiz var. Hı hı. Daha ayrıntılı bahsedeceğiz ama şu anda da biraz bahsedebiliriz. Bahsede başlayabiliriz, evet. maddeleri de ekrana alacağız. Bu maddeler <laughs> üzerinden de gideceğiz. Çocuklara tamam, sorumluluk süper. bilinci geliştirmek için bir, okul öncesi sorumluluk vermek açalım evet. hemen bu Şimdi başlık. burada söylemek istediğim şey çok erken yaştan itibaren yaşa uygun ve gelişim düzeyine uygun sorumluluklar vermeye başlamak. Somut örnek vereceğim bunu. Olursun. Evet şöyle çocuk artık mesela bir iki yaşına geldiğinden itibaren artık yavaş yavaş yemek yerken onun eline çatalı vermeye başlamak. Onun önüne tabağı koymaya başlamak gibi. Ama tabii Ama ki Ama Olsun dağıtsın ama orada kendi bağımsızlık becerilerini kazanması yönünde bizim onu desteklememiz gerekiyor. Orada belki şeye dikkat etmemiz lazım. Biz topluluğu mu istiyoruz, sorumluluk sahibi bir çocuk olsun onu mu istiyoruz? Değerli bir toplum olalım yoksa çocuğumuz sorumluluk sahibi mi olsun? Elbette ki sorumluluk İkisi sorumlusu. bir o zaman dağıtmaya e, göze alacağız. Ben böyle çok güzel büyükçe bir örtü açıyordum hı hı. o yemek yerken, oğlum yemek yerken atsın sorun değil. Örtüyle kaldırıyordun mis gibi oluyordu. E çünkü siz ona o fırsatı vermezseniz o zaman gelişmesini engellemiş oluyorsunuz aslında. Ya bizim yaptığımız en önemli hatalardan bir tanesinden bahsedeceğim. E şöyle düşünüyoruz. Sanki biz onu belli bir yaşa kadar büyüteceğiz böyle her şeyini biz yapacağız çocuğun. Sonra gelecek atıyorum 9 yaş, 10 yaşına geldi. Artık 10 yaşına geldin. Bundan sonra senin sorumlulukların var. Bunları yapacak Böyle bir Lafla hayat olmuyor yok. değil mi? öyle bir hayat yok. Yani siz 10 yaşına kadar her ihtiyacını siz karşıladınız. Ona hiçbir fırsat vermediniz. 10 yaşında o çocuk her şeyini yapsın istiyorsunuz ya da işte sizin belirlediğiniz şeyleri yapsın istiyorsunuz. Böyle bir hayat yok. Böyle Çünkü bir sağlıklı bağlantılar evet, öyle gelişiyor. Nasıl kesinlikle. gelişiyor? Benim işlerim bir taraf birileri tarafından görülüyor. Kesinlikle. 9 yaşında beyin sistemi onu öğrenmiş. Nasıl yapacak ki? adım atmaya korkar zaten ve yapamayacağım korkusuyla da zaten adım atamaz. Bir tek tembellik bir tek alışkanlık değil çünkü öyle bir becerisi yok. Evet anneler babalar çocuklarımıza yaşına uygun sorumluluklar vermeye başlayacağız. İkinci maddemize geçiyoruz hemen. Davranışlarının sonuçlarını göstermek. Az önce bahsettik ya e, ayakkabıyı böyle ters giydi. Farklı farklı giydi. Er gitti okula. Sonra arkadaşları e, onunla güldüler işte ona. E, ertesi gün hayır dedi değil mi? İşte o davranışın sonucunu kendi gözüyle görmüş oldu. Şimdi biz eğer çocuğu böyle hep böyle aman hiçbir olumsuz bir şey yaşamasın diye baştan biz her şeyi kontrol etmeye çalışırsak o çocuk hiçbir zaman sonucu göremiyor. Mesela okul döneminde de ben bunu çok sık görüyorum. E, çocuk ödevi yapmıyor ya da yapmış zar zor annesinin baskısıyla yapmış çantasına koymamış Sonra anne ertesi sabah onu fark ediyor, haldır huldur işte ödevi okula götürüyor. Hayır yani bunu yapmayın. Bakın yani o zaman o davranışın sonucunu görememiş evet. oluyor. Desenlerce unutacak bu sefer okula götürmeye. Nasılsa biri hep telafi ediyor tabii. ve o davranışın sonucunu görmüyor. Öğretmen onu azarlamıyor. E, o zaman nasıl öğrenecek? Çocukların ödevlerini yapıyoruz, odalarını topluyoruz, kaşıkla yemek yediriyoruz sonrasında da dediğiniz gibi sorumluluk sahibi <laughs> çocuklar olmasını <laughs> Evet. Bekliyoruz, devam Kesinlikle. ediyoruz. Çocuklara sorumluluk bilincini geliştirmek için neler yapmamız gerekiyor? Başlığımızda üçüncü başlığımız bağımsızlık becerisini geliştirmek. İşte onu da az önce söylediğim gibi küçük yaştan itibaren artık yavaş yavaş kendine bakım becerili, becerileriyle ilgili çocuğa sorumluluk vermeye başlamak. İşte o iki yaşında çatalı vermek, yavaş yavaş kaşığı vermek, giydirirken onu e, dur hemen ben halledeyim, hızlıca yapayım, ayakkabısını ben hemen hızlıca giydireyim... Bunu Bunlar çok yanlış tutumlar. Yani onun artık yavaş yavaş şu ince motor becerileri gelişmeye başladıktan sonra bırakın tamam siz destek olun hani e, tamamen Bir çocuğa, çocuğa bırakın demiyorum. Bir çocuk ayakkabısını kaç yaşından itibaren kendi başına giyinmeli? Bu biraz çocuğun beceri düzeyine de bağlıdır ama 3 yaşından itibaren çocuk artık giymeye başlayabilir, 3 çorabını yaşından giymeye itibaren. başlayabilir. Evet. Ama öncesinde bile ona deneme için fırsat vermek Belki lazım. Belki de ayakkabı seçimini de doğru yapmak lazım değil mi? Bağcıklı ayakkabılar iyiydi. değil de daha rahat iyi bilen ayakkabıları da tercih etmek lazım. Evet. Geçiyoruz diğer başlığımıza. Evet takdir etmek ve tutarlı disiplin uygulamak. Evet burada bir dengeden bahsediyorum. Biz takdir etmiyor muyuz çocuklarımızı? Ee, çok mu az takdir ediyoruz? Takdir konusunda biraz cimri bir millet olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü Hangi kelimelerle takdir etmeliyiz mesela? Burada çok çok güzel bir soru. Tanımlayıcı takdir dediğimiz bir kavram var ve bence bütün anne babaların bunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Çocuğu yaptığı olumlu davranış nedeniyle o davranışı tanımlayarak takdir etmeliyiz. Kendi üzerini böyle güzelce giyindiğin için çok teşekkür ederim, sana bravo. Neye bravo dediğimizi öncesinde ona tarif ederek bunu söylemeliyiz. Olumlu davranışı takdir etmek, o olumlu davranışa ilgi göstermek çok önemli. Yani siz bunları yapmadan bir çocuğa disiplin uygulayamazsınız. Bu doğru bir yöntem olmaz. E doğru yöntem, çocuğumuzu iyi davranışları için bol bol takdir edeceğiz. İyi davranışını gördüğümüzde hemen gözümüze çarpacak ve ona ilgi gösterecek, e göstereceğiz. Ona yeni beceriler öğreteceğiz, kendi öz bakım becerilerini geliştireceğiz. Ondan sonra. ...disiplinle ilgili biz e, bir şeyler elde etmeye başlarız. Peki disiplin demek yaptırım uygulamak ve e, çocuğu eleştirmek... ...yaptığı hatalarda belki ona kızmak mıdır? Yoksa biz e, doğru disiplin yolunu nasıl bulacağız? Doğru disiplin yolu. biz de yolu. insanız yani çoğu zaman Hı -hı. hepimiz... ...ben de bir anneyim ve e, çocuğun belli bir dönemleri var. Yani işte artık biliyoruz işte iki yaş sendromu, üç yaş sendromu... Hı -hı. ...çeşitli çeşitli isimlendirilen geçiş dönemleri erken evre, ergenlik gibi... Bazen bizde çok böyle sabrımızın çok zorlandığı zamanlar oluyor. Bunu tüm anneler adına söylüyorum hı hı. ki benim de yaşadığım sıkıntılar vardı zamanında. E i̇ster istemez tahammülümüzün kalmadığı dönemler de oluyor. Burada biz kendimize nasıl bir telkinde bulunacağız? Çocuğu eleştirirken veya Çocuğa bir şey söylerken, yanlış yaptığı bir şey söylerken bunu hangi cümlelerle söyleyeceğiz? Ben içimden ona kadar sayıyordum önce söylemeden önce. <laughs> çok iyi bir fikir. Çünkü çok öfkeli konuşmayı engellemiş oluyorsunuz. Yani ona kadar sayınca biraz sakinleşmiş ve öyle daha sabırla yola çıkmış evet. oluyorsunuz. Çok doğru bir yöntem. Şimdi bir kere şunu özellikle söylemek istiyorum. Ee, ...tabii ki arada tahammülünüz biter. Yani bu çok normal, insansınız. Yani hiçbirimiz robot değiliz. Robot olsak bile bir süre sonra bir arıza verir. Yani anne babalık hiç öyle kolay bir şey değil. O yüzden e, arada mutlaka böyle şeyler olur. Bunlarla ilgili böyle kendimizi çok çok e, hırpalamaya da gerek yok. Ama biz eğer çoğunlukla doğru yapabiliyorsak... ...yani e, birçok günü çok iyi yani iyi kotarabiliyorsak bu yeterlidir zaten. E, yoksa tabii ki bir gün canınız bir, bir şeyleri biraz fazla fazla sıkkın olur. O gün sabrınız biraz daha az olur. E, o anlaşılabilir. Ama şöyle tutarlı bir disiplin uygulayabilmek için bir kere bizim evimizde rutinlerimiz, kurallarımız olmalıdır. Yani evimizin bir düzeni olmalıdır. Aile hayatımızın daha doğrusu. Ve çocuk o kurallı öngörülebilir, e, rutinlerin olduğu ortam içerisinde olmalıdır ve bazı aile kuralları olmalıdır, net aile kuralları. Bunların böyle kocaman bir liste olmasına gerek yoktur. Her aile bu kuralları kendi belirler. Her Yazılı aile olmayan kendi ama benimsenmiş kurallar. Evet bazen mi? küçük çocuklarda yazarız. Yazmak daha çok işe yarar çünkü küçük çocuk somut şeyden daha etkilenir. Hani yazıyı bilmiyorsa okuma yazmayı henüz bilmeyen de resmini çizeriz doğru davranışın. Bizim kurallarımızın net, çocuğun anlayabileceği gibi ve tutarlı olması gerekir. Yani çocuk o kuralların ne olduğunu bilmeli. Bununla ilgili böyle aile toplantısı yapıp net bir şekilde konuşup bunları oluşturmalıyız. Ve sonra da takipçisi olmalıyız. Şimdi ben bazen şunu görüyorum. Devamlılığı olmalı söylediğimiz şey. Evet. Şimdi aile diyor ki e, biz kural koyuyoruz. Evet. Ama uymuyor ki. Ama takip etmekten siz sorumlusunuz. Yani o kuralı takip etmek ve gerekirse uygun yaptırımı yapmak zorundasınız. Yani bugün hayır dediğimize yarım Hı -hı. kesinlikle evet demememiz lazım. Kesinlikle. Kesinlikle. Ya da bugün mesela koyduğunuz kuralı çocuk yaptı, takibi Çok güzel, bunu uydun. Tamam ama ertesi gün sanki hiç bunu unutmuş gibi davranırsak bu da bir tutarsızlık. Tutarlı olmak lazım. Bir maddemiz daha var. Onu da ekranlara getirelim. Bu arada e, sesinizle bize duyurabilirsiniz. Uzmanlarımıza sorularınız varsa bizi arayabilirsiniz. Canlı yayında sorularınızı sorabilirsiniz diyelim. Son maddemiz empati duygusunun geliştirilmesi empati Şimdi, duygusu kıymetli Evet bir duygu. Şöyle biz mesela sorumluluk bilinci geliştirmek istiyoruz ya sorumluluk nedir? Kişi kendi ihtiyaçları olduğunu, kendi e, istekleri olduğunu bildiği kadar etrafındaki insanların da ihtiyaçları ve istekleri olduğunu, duyguları olduğunu bilmelidir. Bunu da Küçücük yaştan itibaren biz çocuklarımıza öğretebiliriz. Özellikle ben kreşlerde şöyle çalışmalar görüyorum ve çok çok değerli bence. Daha iki yaşında ama mesela duygu yüzleri öğreniyorlar. İşte mutlu yüz, işte üzgün yüz, şaşkın yüz. Bunları işte böyle yapıp asıyorlar, kolye falan yapıyorlar. Çocuklar için o kadar kıymetli ki daha küçücük yaşından duyguyu öğreniyor. O duygu hem onun duygusu olabilir ama sadece kendisi değil karşıdaki insanın da bir duygusu var. Bunu erken yaşta yaştan itibaren öğrenen çocuk her zaman daha sorumluluk bilinci yüksek bir çocuk olur.